Merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay. Kanalda şişliği sağlamak adına Power BI, Power Automate ve Power Apps ile ilgili içerikleri sırayla yayınlamaya çalışıyorum. Dönüşümlü olarak DAX ve Power BI, diğer günlerde Power Automate ve Power Apps videoları yayınlıyorum. Daha önce seyahat izinleri ilgili bir otomasyon uygulamıştık. İzlemeyenler için videonun tekrarını açıklamalara bırakıyorum. Kobilerin en çok ihtiyaç duyduğu otomasyonlardan birisi de yıllık izinler. Bugünün videosunda işletmenizde yıllık izin taleplerini nasıl otomatikleştireceğinizi ve yönetici onayını nasıl kurgulayacağınızı göstereceğim. İsterseniz söz uzatmadan hemen başlayalım. MS form ile hazırladığım bu formda izin alacak kişinin adı, soyadı, izin başlangıç tarihi, izin bitiş tarihi ve izin türü bulunuyor. Formu geliştirebilir, ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz. Bu videoda yapacaklarımız için Office 365 E5 lisansınızın olması gerekiyor. Ücretsiz Office 365 E5 lisansı için ilgili videoya açıklamalardan erişebilirsiniz. SharePoint'te izinler için hazırladığım bu listeyi siz de hazırlayabilirsiniz. MS Form'da oluşturduğum alanları kaydetmek için bu listeyi oluşturdum. Yapacağımız adımlar şu şekilde olacak. MS Forms'da yeni bir kayıt gönderildiğinde Active Directory'den yanıtı gönderen kişinin müdür bilgisini alıp izin onayı göndereceğiz. Ardından listedeki kayıtları güncelleyeceğiz. Dolayısıyla Active Directory'nin güncel olması ve kuruluşunuzdaki tüm çalışanların yönetici bilgisini doldurması gerekiyor. Active Directory'de tüm çalışanların yönetici alanlarının doldurulduğundan emin olun. Bir iş akışı oluşturmak için Power Automate uygulamasına gidelim. Office 365 E5 geliştirme lisansı aldığınızda tüm bu uygulamalara sahip olabilirsiniz. Başlamak için Power Automate simgesine tıklayın. İş akışlarını iki şekilde oluşturabilirsiniz. İster sıfırdan ya da şablonları kullanabilirsiniz. Akışı sıfırdan oluşturacağız. Bu yüzden oluştur menüsüne basın ve otomatik bulut akışını seçin. Açılan pencereden isterseniz akışınıza bir rahat ekleyebilirsiniz. Oluşturacağımız otomatik akışı tetikleyecek olan şey yeni bir yanıt gönderildiğinde seçeneği olacak. Bu seçeneği seçin. Ardından oluştura basın. İlk formu seçerek başlayalım. Yıllık izin talep formunu seçiyoruz. Bu formda yanıt girildiğinde akış otomatik tetiklenecek. Ardından yeni adım ekleyelim. Arama bölümünde MS form yazın ve çıkan seçeneklerden yanıt alma ayrıntılarını seçin. Yanıt alacağımız form bir önceki formun aynısı yani yıllık izin talep formu. Yanıt kimliği ise tetiklenen formun yanıt kimliği olacak. Evet devam edelim. Tekrar yeni adım ekleyelim. Arama kısmına 365 yazın ve Office 365 User seçeneğini seçin. Eylemlerden profil al seçeneğine tıklayın. Bu seçenek tüm profil bilgilerini Aktif Directory üzerinden okumanızı sağlayacak. Bu kısımda başka bir ayar yapmanıza gerek yok. Ardından tekrar yeni adım ekleyelim. Profil bilgilerini okuduğumuz kullanıcının yönetici bilgisini de getirelim. Arama kısmına tekrar 365 yazın. Çıkan seçeneklerden yöneticiyi al seçeneğini seçin. Kullanıcı UPN bilgisi için dinamik seçeneklerden kullanıcı asıl adını seçin. Kullanıcının bilgisini de okuduk. Yöneticinin kim olduğunu da biliyoruz. Şimdi form yanıtlarını SharePoint'e kaydedebiliriz. Yeni adım ekleyelim. Arma kısmına SharePoint yazın. Çıkan seçeneklerden öğe oluştur seçeneğini seçin. SharePoint üzerindeki yıllık izin talepleri listesine kayıt ekleyeceğiz. Önce siteyi seçin. Ardından sitedeki ilgili listeyi seçin. Talep başlığının benzersiz olması için talep yazın ardından bir boşluk bırakın ve dinamik seçeneklerden ifade yazan yere gelin. Burada bir denklem yazacağız. Format daytime yazın. UTC now fonksiyonu ile şimdiki tarihi okuyalım. Ve ardından bu tarih formatını biçimlendirelim. Yıl için YYY, ay için MM, gün için DD, saat için HH, dakika için MM, saniye için SS yazın. Böylece benzersiz bir talep oluşturmuş olacağız. Daha sonra listedeki alanları eşleyebilirsiniz. Adı formdaki ad, soyadı ise formdaki soyadı seçin. Başlangıç tarihi için formdaki ilgili alanını seçmemiz gerekiyor. Fakat dinamik seçeneklerde bu alan görünmüyor. Bunun sebebi alan uyuşmazlığı. Formda seçtiğiniz tarih zaman damgası formatında. SharePoint'teki alan ise tarih formatında bu yüzden görünmüyor. Bu sebeple dönüştürme yapmalıyız. İfade kısmına gelin. Format day time yazın ve parantez açın. Dinamik içeriklere gidin. Başlangıç tarihini seçin. Ardından ifadeyi değiştirin. Ve tırnak içinde dd mm yazın ve parantezi kapatın. Aynısını bitiş tarihi içinde oluşturmalıyız. İfade kısmına gelin. Format time yazın ve parantez açın. Dinamik içeriklere gidin. Bitiş tarihini seçin. Ardından ifadeyi değiştirin. Ve tırnak içinde yine dd yazın ve parantezi kapatın. İzin türüne gidin ve dinamik seçeneklerden formdaki izin türü alanını seçin. Ve son olarak onay alanına da sabit metin değeri girelim. Onay bekliyor yazabilirsiniz. Kayıt oluşturulduğunda önce onay bekliyor yazacak. Form yanıtı doldurulduğunda SharePoint listesinde onay bekliyor yazan bir yıllık izin talebi oluşacak. Ardından onay verildiğinde bu alanı onaylandı ya da reddedildi olarak güncelleyeceğiz. Evet devam edelim. Yeni adım ekleyelim. Seçeneklerden standart seçeneğini seçin. Menüyü genişletin ve tüm seçenekler arasından onayı bulun ve tıklayın. Onayın türü başlat ve onay bekli olarak tanımlayalım. Onay türünü ilk yanıtlayan yapın. Başlık kısmında yıllık izin talebi yazın. Ardından dinamik seçeneklerden sırayla adı, sonra başlangıç tarihi ve son olarak da bitiş tarihi seçin. Onay bildirisi geldiğinde bu başlık gözükecek. Atanak kısmına profili aldığımız kullanıcıya ait posta seçeneğini seçin. Bu onaya göndereceğiniz kişi. Bu yüzden önceki adımda yönetici bilgisini aldık. Ayrıntılar kısmına isterseniz ayrıntı yazabilirsiniz şimdilik boş bırakalım. Ardından öğe bağlantısını da SharePoint listesindeki öğenin bağlantısını yazalım. Dinamik seçeneklerden bu bağlantıyı seçebiliriz. Onay bildiriminde bu ayının linki açılacak. Detaylı inceleme isterse bu linke tıklayabilir. Tebrikler. Onay mekanizmasını kurdunuz. Şimdi bu onayın sonucuna göre koşul oluşturmalıyız ve akışı tamamlayacağız. Tekrar yeni adım ekleye basın. Seçeneklerden koşula tıklayın. Ardından koşulun değeri onay mekanizmasının sonucu yapın. Bu sonuç eğer onaylandı durumuna eşitse yani sonuç eşittir approve ise o zaman akış bu yoldan gitsin. Değilse diğer yoldan devam etsin. Önce evet kısmını tamamlayalım. Eylem ekle'ye basın. Arama kısmına outlook yazın ve seçeneklerden e-posta gönder seçeneğini seçin. Bitiş kısmına gelin. Dinamik seçenekleri seçin. Kullanıcının profilini daha önce almıştık. O zaman kullanıcının postasını bu kısma ekleyebiliriz. Konu kısmına yıllık izin talebiniz onaylanmıştır yazın. Dilerseniz gövde kısmına da dinamik seçeneklerden istediklerinizi ekleyebilirsiniz. Şimdilik talebiniz onaylanmıştır yazın. Evet devam edelim. Tekrar eylem ekleyelim. Şimdi talep onaylandığı için liste öğelerini güncellememiz gerekecek. Arama kısmına SharePoint yazın. Çıkan seçeneklerden öğeyi güncelleştir seçeneğini seçin. Güncellenecek öğenin yerini seçerek başlayalım. Ardından listeyi yani yıllık izin taleplerini seçin. Kimlik oluşturulan öğenin kimliği olacak. Listenin başlığı yukarıdaki öğe oluştur adımında talep başlığı ile aynı yapalım. Yukarıdaki adıma gidelim, genişletelim. İlgili kısmı kopyalayalım ve öğeyi güncelleştir adımında başlık yazan yere yapıştıralım. Bu kısımda yalnızca onay kısmını güncellememiz gerekiyor. Onay kısmına onaylandı yazabilirsiniz. Tebrikler. Koşulun evet kısmını tamamladınız. Şimdi aynı mantıkla hayır kısmını da ayarlayabilirsiniz. Yine dinamik seçeneklerden posta'yı seçin. Konu kısmına talebiniz reddedilmiştir yazın. Gövde kısmında ilgili açıklamaları yazabilirsiniz. Bu adım ardından yeni adım ekleyin ve SharePoint'teki öğeyi güncelleştir seçeneğini seçin ve ilgili adımı ayarlayın. Farklı olarak durum kısmına reddedildi yazabilirsiniz. Tebrikler. Akışınızı kaydedebilirsiniz. Akışınızı test etmek için sağ üst köşedeki test et yere tıklayın. Ardından el ile seçeneğini seçin. Akışınızı test etmek için hazırlanıyor. Şimdi MS Forms'a gidelim. Formu dolduralım ve yanıtı gönderelim. Akış çalıştı. Profil bilgileri okundu. SharePoint'te kayıt oluşturuldu. Bu yüzden muhtemelen onay talebi de gelecek. Teams ya da mail üzerinden onay verebilirsiniz. Teams'e gidelim. İlgili talebe ait bildiri de geldi. Bağlantıya tıklarsanız ve ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Onayla seçeneğine basalım. E-mail gelmiş mi? Kontrol edelim. Harika. Onay e-mail de ulaştı. Son olarak listeyi kontrol edebiliriz ilgili talep SharePoint'e oluşturulmuş ve durumu da güncellenmiş. Tebrikler! Akışı oluşturduk. Kobilerin en çok ihtiyaç duyduğu otomasyonlardan birisini başarıyla tamamladınız. Hemen iş yerinizde uygulamaya başlayabilirsiniz. Yıllık izin otomasyonunu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.